Evet, haber odası devam ediyor. Dünya Ticaret Merkezi'ndeyiz. Dördüncü kitap fuarındayız ve şu anda konuğumuz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç. Kitap fuarına geldi. Vatandaşlarla görüşüyor ve şu anda da son hazırlıklar yapılıyor. Mikrofonu takılıyor Sayın Başkan'ın. Etrafında büyük bir kalabalık. Yayın alacağız şimdi kendisini. Hem kitap fuarı hem de diğer gelişmeleri konuşacağız. Sayın Başkan, buyurun, hoş geldiniz. Murat Bey, burada ne yapıyorsun? Efendim, burada hem haber okuyoruz hem kitap fuarına gelen burada ailelerle konuşuyoruz. Sizi de konuk ettik. Hoş geldiniz. Efendim, gündüzünü görüyorduk. Bir de gecesini görelim dedik. Bayağı kalabalık. Şu saatlerde hakikaten önemli bir potansiyel var. Ben her şeyden önce Sun Fuarcılar'a teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir çalışma yaptığı için Mehmet Saçmacı Bey'e, kıymetli yavrusuna. İnşallah Kayseri'mizin ruhuna yakışır, misyonuna yakışır bir anlayış içerisinde, okuyan olan mantığı içerisinde kitaplarla buluşmak, yazarlarımızla buluşmak ve bu havayı en azından solumak. Aynı zamanda ben sık sık Mehmet Bey'e şunu diyorum, aman diyorum, indirimler. Yani ister istemez bir miktar hayatta mali konular gündeme i̇ndirim geliyor. İndirim diyorsunuz Mehmet Bey'e. İndirim diyoruz, o da sağ olsun. Hem indirim hem de zaman zaman ücretsiz kitap dağıtımı konusunda çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bazı yavrularımız ya da velileri kitapları alıp hediye edip köy okullarına gitmesini sağlamak suretiyle Gençlik Meclisimiz üzerinden bir çalışma yapıyoruz. O da önemli ve anlamlı, ben buluyorum. Az önce bugün itibariyle ne kadar oldu ziyaretçi sayısı dediğimde 2 saat öncesini söyledi. Aldığı raporu 409 bin. O bayağı iyi bir rakam. 409 bin. Ama daha da gelecek galiba. Şöyle, hafta sonu önemli. Hafta içi ister istemez ben hafta sonu sorduğumda 2 günde 200 bindi. Şimdi 3 günde 409 bin olmuş ilave. 5 gün oluyor toplam. Bir 5 gün daha var. Aynı zamanda cumartesi pazarımız var. Var. Öyle olunca herhalde Allah'ın izniyle iddiamıza bir rekor bekliyorsunuz. İddiamıza ulaşacağız. Kendi rekorumuzu kıracağız. Daha yukarılara çıkacağız diye umuyorum. Çünkü işin tanıtım boyutunda ister istemez bir miktar belki eksiğimiz oldu. Şimdi daha da fazla gündemde olmaya, konuşulmaya, tanıtılmaya ve duyurulmaya başlandı. O açıdan ben sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hemen söze girdik. Kayserili kitapsever dostlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi burada bir sürü gençler var, aileleriyle birlikte gelmişler. Siz de buna özellikle vurgu yapıyorsunuz. Şimdi 5 üniversitesi diyorsunuz. 80 bin civarında üniversite öğrencisi ve 300 bin orta öğretim öğrencisi bir şehir. Şimdi biz okuyan şehir ya da Kayseri'nin misyonuna, ruhuna uygun bir şehir okuma açısından, kitap açısından dediğimizde laf olsun diye söylemiyoruz. Biz hiçbir zaman aldatan olmadık, olmayız. Hakikaten 5 tane üniversitesiyle ister istemez 80 bin tane öğrencisiyle bizim gönlümüzde taht kurarken bunu da yeterli bulmuyoruz. O sayıyı da daha fazla artırmamız, bu yönde de gayret göstermemiz, şehrimizi tanıtmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu ve öğrenci dostu bir şehir olarak aldığımız ödülün ruhuna uygun olarak hatırlanacağı üzere her yerde yurt sorunu oldu. Kayserimizde böyle bir olaya fırsat vermedik. Bugün de keşke bilsem getirirdim. CİMER'den bir teşekkür geldi. Ne yazıyor efendim? Efendim, velimizin, Eskişehir'den bir velimiz CİMER'e teşekkür göndermiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yurt konusunda yaptığı çalışmalardan, yavrularına sahip çıkmamızdan dolayı CİMER'de bize onu bir bakıma bilgi bağlamında göndermiş. Çok güzel. Bunu biz anlamlı ve önemli buluyoruz. Tabii o yurt arama sürecinde ister istemez bir algı oluşturmaya çalışıldı ama balon gibi indi. Çünkü hepimiz okuduk, hepimizin çocukları okuyor, hepimizin yurt sorunları da olmuştur, ev araştırma konuları da olmuştur ama bunu speküle ederek, kamuoyunun zihnini bulandırarak, öğrenciler adeta bir feryat ve panik içerisinde, ya nasıl yapacağım, yurt bulabilecek miyim, ev bulabilecek miyim,
gibi bir anlayışa sürükleyerek ya da bazı fırsatçılara da ev kiralama konusunda ister istemez fiyatları astronomik rakamlara çekme yönünde yüreklendirerek bence öğrencilere en büyük kötülüğü yapmışlardır. O açıdan biz bu konuda da tekrar söylüyorum, Allah'a şükürler olsun, yurt sorunu yaşayan bir tane yavrumuz olmadı. Yani arayış içinde olanlar oldu. Niye? Alternatifleri değerlendirme süreci. KYK'nın yurtlarına bakıyor, ev alternatifine bakıyor, otel alternatifine bakıyor, özel yurtlara bakıyor gibi. Bu süreç içerisinde de bizim misafirimiz oldu. Yani hiçbir zaman sokakta kaldım vesaire gibi bir tablo yaşamadı. Yaşatmayız çünkü biz genç dostu bir şehiriz. Gençlerin halinden en iyi anlayan bir şehiriz. Kayseri hayırseverler şehri. Kendisi yatmaz yatırır, yemez yedirir. Böyle bir şehirde, öğrenci dostu bir şehirde yakışan neyse o yapılır. Örneğin Yeşilhisar'da meslek yüksekokulumuz mevcut. Orada yurt sorunuyla ilgili bu sene başlangıç olduğu için bir problem var idi. Anında Kayseri Büyükşehir Belediyesi fiziki şartlarda dahil hepsini iletti, sorunları çözdü ve Kayseri Üniversitemizin kıymetli rektöründen de her zamanki sıcak ilişkisiyle, her zaman bizimle olan diyaloğu ile adeta bize teşekkür bu arada vardı. Hemen CİMER'den onu arkadaşlar Eskişehir'de mi? Eskişehir'den, evet. Eskişehir. Tepebaşı, aman abi yanlışlık Eskişehir olmasın. Eskişehir yazmış. Hani bazen Eskişehir öğrenci dostu şehir diyorlar ya. Rus Dili Edebiyatı bölümünde dostu, kızı evet, okuyormuş. Kayseri buyurun. Yurtlarda çok teşekkür ediyoruz da öğretmenlerin kapılarını sonuna kadar açarak hiçbir ücret talep etmeden konaklayıp kızımı ve diğer konakların öğrencileri mağdur etmediğinizden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere bizlere gerek telefonla gerekse birebir görüşmelerde yardımını esirgemeyen diğer çalışanlara teşekkür ederim demiş. Devrim Özcan Can, şöyle de onu gösterelim. Şu kameraya mı gösterelim? Evet, şöyle gösterelim. Tarihi numarası. CİMER'den de göstermiş şurada. Şöyle gösterelim. CİMER'den gelmiş. Eskişehir'de bir veli. Çocuğu yani... Erciyes Üniversitesi Rus dilinde okuyor. Ve Sayın Başkan'a teşekkür etmiş. Biz böyle yüzlerce mektup aldık, yüzlerce teşekkür aldık. Özelimizde, telefonumuza, WhatsApp şeyimize, hesabımıza vesaire ama bunun CİMER'den geliyor olması da önemli ve anlamlı. Son derece önemli. Çok şükür speküle edilmeye çalışıldı. Biz tamamen önünü kestik. O açıdan da bunu vurgularken şunu vurguluyorum. Kayseri gerçek manada öğrenci dostu bir şehir. Şimdi ben burada bir öneride bulunuyorum. Merak ettik. Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Sayın YÖK Başkanımıza diyorum ki öğrenci dostu bu güzel şehri desteklemek adına, öğrencilerimizin daha nitelikli eğitimler almaları adına, öğretim üyelerimizin daha yüreklendirilmesi adına Anadolu kültürüyle bezenmiş şehirlere sahip çıkalım. Bu Konya olur, bu Kayseri olur, bu Sivas olur, bu nereyse artık Anadolu kültürüyle, Hacı Bektaşi Veli kültürüyle, Yunus Emre kültürüyle, Seyyid-i Burhanettin Hazretleri'nin kültürüyle, Mevlana kültürüyle, Ahi Evran kültürüyle, kısacası Davud El Kayseri, YÖK Başkanı, evet. Osmanlı'nın eğitim politikasını belirlemiş olan hemşerimiz. Şimdi böyle bir Anadolu erenlerinin, Selçuklularının öğretisiyle, kültürüyle bezenmiş şehirlere sahip çıkıp burada KYK yurtlarının sayısının artırılması, efendim gerekirse özel desteklerin verilmesi, inanın hiçbir kayıplar olmaz. Sonuçta ne olur biliyor musunuz Murat Bey? Üzüm üzüme baka baka kararır. Anadolu kültürüyle bezenmiş mühendislerimiz, Anadolu kültürüyle bezenmiş doktorlarımız, Anadolu kültürüyle bezenmiş öğretmenlerimiz, bu misaller çoğaltılabilir. Böylece üniversite gençliği ortaya çıkmış olur. Şimdi Anadolu deyip hor görme garibi diyor ya, hor görmemek lazım. Hor gören falan da yok. Allah'a şükürler olsun. Bugün Erciyes Üniversitesi 100 akımız. Evet. Biliyorsunuz Türkovak aşısını adeta Sinovac'tan da ileri, efendim BioNTech'ten de aşağı kalmayan bu aşımızı hayata geçirdi. Yakın zamanda da uygulaması başlıyor. Doğru. Şimdi böyle demek ki fırsat verilince, destek olununca bu arada TÜBİTAK'ımıza, çok değerli Sanayi Teknoloji Bakanımıza özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza özel ödül verdi biliyorsunuz. Bunların hepsi bizim için teşvik edici ve motive edici. En azından yüreklendirici, cesaretlendirici. Aykut Hocama ve
rektörümüze de ayrıca Mustafa Çalış hocama teşekkür etmek istiyorum. Gençlerden bahsettin, siz kütüphaneler şehri diyorsunuz. Şimdi tabii konudan konuya atlıyoruz. Evet, 80 bin öğrencisi olan, 5 üniversitesi olan, 300 bin üzerinde lise, ortaokul, ilkokul öğrencisi olan bir şehirden söz ederken bunlara ne yaraşır? Kütüphaneler yaraşır. Bugün Tomarcı'ya gittim. Sıcak bir canlı örnek. Efendim orada öğrencilerimizle de buluştum. Muhtarlarımızla da buluştum. Ama öğrencilerimize dedim ki... Bir talep yaptılar orada size. Efendim tabii. Toplantı sonunda yetiştirdiniz onu. Ama ben orada dedim ki ben inanıyorum ki dedim bizim ekip dedim Tomarza'dan ben ayrılmadan bu talebi yerine getirir dedim. Bu çok güzel bir gelişme. Üniversite hazırlık kitaplar. Siz muhtarları topladınız, toplantı yaptınız. Çocuklar geldi sizden. Başkan amca diye hazırlık kitapları toplantı sonunda da verdiniz onları. Muhtarlarımızı tek tek dinledik. İstekleri varsa onları taleplerini 2022'ye esas olmak üzere hayata geçirmek üzere tespit ettik. Biz ortak aklı önemseyen bir anlayışın sahibiyiz. Ben yaptım oldu, öyle bir şey yok. İşine gelirse öyle bir şey yok. İşimize gelecek şekilde bir beraber istişare ederek onu hayata geçireceğiz. Ben Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin ekibine de, efendim Tomarza Belediye Başkanımızın kendisine ve ekibine de özellikle teşekkür ediyorum. Orada muhtarlarımız memnuniyetini belirtip hizmetlerimizle buluştuklarını ifade ettiklerinde göğsümüz kabarıyor. Elhamdülillah diyoruz. Bu sadece Tomarza için mi? Geçen Yahyalı'daydık, Yeşilhisar'daydık. Efendim Hacılar'daydık. Yok daha Develi'ye sıra gelmedi. Muhtarlar dinlemedi. Başka bir toplantı. Biz ziyarete gittik cenaze vesilesiyle. Cenaze vardı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hacılar, değil mi? Hacılarımıza gittik. Her biriyle muhtarlarımızla haşir neşir oluyoruz. Buyurun gelin sevgili canlarımız. Gel bakayım. Kitap sever yavrularımız. Gelin şimdi bakalım. Genç arkadaşlar burada. İşte, şimdi bu yavru hangi kitabı almış acaba? Bilmiyorum ne aldığını ama bu havayı soluması, kitapları görmesi, buyurun, yazarları görmesi, yayın evlerini tanıması bizim için bir kazanım. Şimdi kendine özgü alacağını almış, gidecek okuyacak, gidecek dinleyecek, gidecek eğlenecek. İşte bu kültürü oluşturmak için biz çabalıyoruz. Bu bir misyondur. İşte o açıdan, teşekkür ederiz. O açıdan ben ekibime teşekkür ediyorum. Beni mahcup etmediler. Tomarza'da sevgili öğrencilerimizin o taleplerini yerine getirdiler. Test kitaplarını ulaştırdılar. Hemen getirmişler evet. Şimdi oradaki bizim gençlik ve kadın merkezimiz. Burada şu şeyler mi? Onları da alalım. Evet ederim. Gelsin gel buraya geliyorum. Gelin kitap hediye edelim size. Gelin size hediye vereceğim. Ben burada hediye de alsın. Gençlik ve kadın merkezimizdeki buyurun. Şöyle. Al yavrum. Gel bakayım al gel. Al yavrum. Evet başkandan al miniklere. Canlarım benim. Hediyeler. Evet. Bayağı arkadaşım inşaat ustası diyor. Hadi bakalım. Şu da senin olsun. Gel sen de gel. Şu gel. Da senin olsun. Şu da senin olsun. Arkadaşım temizlik işçisi demiş. Bak, sen alacaksın mı? Hem öğretiyor. Hadi bakalım. Evet. Gel bakalım. Gel. Şöyle fotoğraf da alalım. Evet. Gel bakalım. Al şunu. Al bakalım şunu da sen. Al şunu da evet, sen. Canlı yayında başkan burada fuara gelen miniklere evet. Güzel hediyeler veriyor. Ekibimiz bizi mahcup etmedi ve test kitaplarını ulaştırdı. Ben de teşekkür ettim. Dua ettim. Evet. İnsanın başını dik tutan tek kişiyle tek çiçekle bahar gelmez. Tek kişiyle de hizmet yapılmaz. Biz ekip çalışması yapıyoruz. O açıdan böyle güzellikler yaşadıkça keyif alıyoruz. İlçelerimize geziyoruz, mahallelerimize geziyoruz. Çok şükür halkımızla iç içeyiz. Bizi seven, güvenen, bizlere bu hizmet fırsatı veren hemşehrilerimize de böylece minnet duyuyoruz. Malum kütüphaneler şehri olması yönünde gençlerimizin her semtte bir kütüphane, her merkezi manada gencimizin rahatlıkla ulaşabileceği, erişebileceği, yayınlarını rahatlıkla gerektiğinde temin edebileceği ve ücretsiz, sınırsız internet ile de gerekli çalışmaları yapacağı elektronik kütüphanelerimizde, kitaplarımızda da yine orada ulaşabiliyoruz. İhtiyaçlarını giderip onlara da rahatlıkla ulaşabileceği ortamları sağlıyoruz. Gençleri seviyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onlara geçmişteki olumsuzlukları anlatmak yerine geleceğe dönük ümitle daha güzel, motive edici çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Kütüphane deyince en son Kültür Bakanlığımızda yaptığımız protokol gereği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içerisine, şehrimizin göbeğine, Erciyes Üniversitemizin karşısına adeta günün koşullarına uygun okuma salonlarıyla, toplantı salonlarıyla, belki yüz binleri bulacak kitaplarıyla Kültür Bakanlığımızla işbirliği halinde
kütüphanemizde hayata geçireceğimizi, projelendirdiğimizi, yakında ihalesini yapacağımızı 2022'de buradan ifade ediyorum. Kayseri'ye yakışır. Kayseri her şeyin güzeline layık. Kayseriler her şeyden önce hizmete layık. Biz onları seviyoruz, onlar da bizi seviyor. Şimdi burada zaman zaman efendim röportajlar yapıyoruz. Şehir dışından İstanbul, Ankara'dan gelen yayın evleri sahipleri ya ilk kez biz Kayseri'de gördük. Öğrenciler geliyor, baktık Kayseri Büyükşehir Belediyesi onları ulaşım imkanlarını sağlıyormuş. Bir ilk defa burada gördük bunu, çok mutlu etti bizi diyorlar. Şimdi tabii kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin öğretisi bizim olmazsa olmazımız. Biz o anlayış içerisinde yavrularımızı semtlerinden alıyoruz ücretsiz. Buradan da semtlerine götürüyoruz ücretsiz. Bu bir hizmettir. Erişemedim, ulaşamadım, imkanım yoktu, gidemedim, gelemedim demesin. Bizim amacımız bu hizmet yapılıyor mu? Bunun reklam boyutundan önemli olan ya da böyle bir algı oluşturmadan daha önemli olan gerçek manada yararlanılan bir hizmet olmasını sağlamak. Çok şükür bu noktada başarıyoruz. İyi bir noktadayız. Okullarımız adeta gruplar halinde geliyor. Mahallelerimizden gençlerimiz adeta arkadaşlar grubuyla geliyor. Sevgili yavrularımız aileleriyle geliyor. Ben diyorum ki öğretmenlerimize, velilerine tutun elinden getirin. İlla alması şart değil. Görsün. Görsün evet. Ortamı solusun. Onlara güven duygusu oluşsun. Öz güven içerisinde sosyal kişiliği gelişsin. Böyle bir yaklaşım içerisinde de motive edici, teşvik edici çalışmalarda bulunuyoruz. Ulaşım ücretsiz. Sizi bulmuşken bugün çok önemli bir toplantı vardı. Kayseri 4. Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Yeri söylediniz. İlk etapta 20 bin istihdam sağlanacak. 619 başvuru olmuş. İhracat bayağı bekleniyor. Bu önemli bir gelişme. Ondan da bahsedebilirsek. Şimdi malum Kayseri denilince akla ne gelir? Ticaret gelir. Evet. Endüstri gelir. Yatırım gelir. İstihdam gelir. Tam da Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği bir şehir. Kesinlikle. Akla gelir. Burada geçmişte rahmetli Erbakan Hoca'nın dediği faiz, döviz, borsa üçleminden çıkıp yatırım, istihdam, ihracat, üretim sarmalına dönmek ve inşallah ülkemizi tabii ki gerçekten bu sıkıntılardan da uzaklaştırmak. Aslında Kayseri'de tabii 3 tane şu anda organizemiz, 1500 civarında fabrikamız, serbest bölgemizle birlikte 1600'ün üzerinde fabrikamız söz konusu. Bugün oraya da gittiniz. Ben geçen senekini söylemiştim. 140 civarında ülkeye ihracat, oradaki yatırımcı dostlarımızın ifadesi 180 civarında ülkeye ihracat söz konusu. Neredeyse dünyanın şöyle herhalde bir 30 tane falan ülkesi kaldı ihracat yapılmayan. Her yere ihracat yapan bir Kayseri'den söz ediyoruz. Kaldı ki bizim denizimiz yok, limanımız yok. Eğer bir de böyle imkanlarımız olsa herhalde Kayseri coşarmış idi. O açıdan ben buradan Ulaştırma Bakanımızı çok seviyoruz. Bir talepte daha bulunuyoruz. Nedir efendim? Efendim hani diyor ya kendim için bir şey istiyorsam nokta nokta. Evet. Evet. Ülkem için, şehrim için, ihracat için Sayın Büyüğümüz Cumhurbaşkanımızın tavsiyesine bir bakıma destek olmak için, o önerilere sıcak bakmak için lojistik merkezimizin büyütülme projesi var. Lojistik köyümüzün. Evet. O konuyla ilgili çalışmaların hızlandırılması en kısa zamanda projelendirildi diye biliyorum. Kendisiyle de genel müdürümüzle de görüştüm. İnşallah 2022'nin başında ihalesinin yapılıp sürecin hızlandırılıp buradan ihracatın artırılmasına destek olacak en önemli projeyi hayata geçirmelerini istiyorum. Oradan limana, malumunuz Mersin'e, oradan da dünyaya açılacak. Hava yolumuz var. Terminal binamız yenileniyor biliyorsunuz. Evet. Havaalanı terminal binamız. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Geçen de Milli Savunma Bakanımızla birlikte inceledik. Sizi seviyor bayağı, hep soruyor. Biz de onu seviyoruz canım. Hizmet edeni kim sevmez? Biz onu seviyoruz, onlar bizi seviyor. Biz hizmet için varız. Biz ideolojik belediyecilik yapmıyoruz. Hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Nerede bir hizmet edilecek iş var, o bizim işimiz. Sahip çıkmak bizim. Milletvekillerimiz öyle, bakanlarımız da öyle elhamdülillah. Biz belki birazcık yani işin reklam boyutundan şöyle ihtiyat Merhaba, ediyoruz. Evet. Merhabalar. Kitap
Ben de seni çok seviyorum. Hoş geldin. Sen de cansın. Kayseri haber çıkıyor mu? Çıkıyor işte. Abi canlı şu anda var ya. TV Kayseri'desin. TV Kayseri. Elif TV'desin. Hadi bakayım. Tamam. Hadi. Teşekkür ederim. Bu işte. Bu işte. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam mı? Sohbetten sonra gelin. Ben de seni seviyorum. Hadi. Bunlara birer kitap hediye edelim. Bir verelim. Hediye. Şimdi... Benim hediyem ayrı. Bak hediye var size. Onu alın. Onlar tamam aldın. Bir daha al yani. Ne olacak yani? Çeşitlensin. Al. Sen al. Ben parasını veririm. Öderim. Vallahi söz. Alıyor o zaman. Al. Tamam. Aa, bilmiyor ki abi. Ben kim bilmiyor? İstediğin al. Başkana fatura et de. Tamam mı? Bir dakika. Evet. Lütfen başkan, uygulayacağım bu dediğini. Çocuklarla sohbet ederken. Gideceğim, alacağım. Verelim. Geleceğim, göreceğim. Bir görüntüleri bırakalım tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Biraz da sohbet edelim. Tekrar evet. Buradayız. Evet. Çocuklarla muhatap edelim. Kısa bir görüntü daha sonra buradayız. Sayın Başkan'la şimdi aradan sonra beraber biraz fuarı gezelim diyoruz. Sayın Başkan, bayağı bir yayın evi yazar geldi buraya. 300'ün üzerinde yazar, 200'ün üzerinde yayın evi geldi. Başkanım, şöyle. Başkanım, iyi akşamlar, biz de sizi kitap seviyoruz. Allah, o kitap. Böyle genç arkadaşlar burada mesela evet, gelmişler. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Dediğimiz gibi da... 300'ün üzerinde yazar. 200'ün üzerinde yayın evi. Yayın evi burada kitap severlerle, kitap kurtlarıyla buluşuyor. Değişik konferanslar, değişik sohbetler, karşılıklı diyaloglar içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi baktığımız zaman bayağı insanlar çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle. Tabii her yaş grubu var. Her evet, yaş doğru grubu söylüyorum. Da var Sayın evet. Başkan. Evet. Böyle kitap talepler oluyor mu size? Oluyor. Az önce vardı mesela. Olmaz olur mu? Mesela çocuğuna gelmiş. Merhaba efendim. Karşılıyoruz. Yeter ki kitap okusun. Yeter ki bizden o taleplerde bulunsun. Memnuniyetle karşılarız. Yani biz karşılayamazsak sun fuarcılık karşılar. Hiç kafanı yorma. Sayın saçmacı karşılar. Burada. Ya demiş dağa yaslanacaksın ya ağaya yaslanacaksın demiş. Dağımız var. Erciyes Dağı. Tamam, yani, sağ olsun o da kitap sever, fedakarca bu çalışmayı yapıyor. Yapıyor. O manada kitap istediğimizde de zaten çocukların okuması için bu çalışma yapıyor, seviyor. Yani hemen destek olur. Kayseri'nin de bayağı bilgisi var Sayın Başkan. Yani, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet. Yani bayağı da bilgisi var gördüğünüz kadarıyla. Şimdi fuarı gezerken hem diğer konularda şimdi aynı gün çok önemli bir yer daha açıldı. Ben bir yandan da selam veriyoruz tabii. Tabii eğitim dostu müdürümüze. Ne var ne yok hocam? İyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olasın, bizler de iyiyiz. Hoş geldiniz. Hocam, Karadeniz'de. Tabii ya, başka nereli olacaktı yani. Ama başkanım da Fahri Karadeniz'de. Fahri Karadeniz'de. Fahriyesi fazla ya, Karadeniz'deyiz biz de. Bize her yer Trabzon diyor ya. Kayseri Spor'da iyi gidiyor bu arada. Sayın Kayseri Spor'da fena gitmiyor. 9 kişiyle Antalya Spor'u. Efendim o iyi oldu. Bir bakıma şehrimize pozitif bir enerji böylece sağlamış oldu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Berna Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri ayrıcalıkları yaşıyor. İyi akşamlar arkadaşlar. Efendim Süper Lig'de bir bayan kulüp başkanı. Kulüp başkanı. Efendim gençlerimize, oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Yani bir şey oluyordu, tutukluk oluyordu. İnşallah o aşıldı, aşılacak. Bu haftada önemli bir rakip var. Beşiktaş, o da Beşiktaş sıkıntılı günler yaşıyor. Vallahi biz başkasının sıkıntısıyla ilgilenmiyoruz, biz kendimize bakıyoruz. Üzerimize düşeni yapma yönünde şehir olarak neyse onu yapmaya özen gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet. Şöyle devam edelim Sayın Başkan. İyi akşamlar.
Şimdi hem kitap fuarını gezerken biraz şey de sorayım Sayın Başkanım. Evet. Geçtiğimiz günlerde Engelsiz Yaşam Merkezi mesela, o da açıldı. Hatta oraya geçen gidiyor, o çok önemli. Az önce vardı bir özel çocuğumuz. Evet. Malumunuz Engelsiz Yaşam Merkezi, değerli büyüğümüz, adeta hayırseverler şehrinin simgesi haline gelen isimlerden birisi. Ali Rıza Özderici, Özderici ailemize, değerli büyüğümüze ve kıymetli eşlerine teşekkür ediyoruz. Besime Özderici adına, Kayseri'nin ruhuna yine yakışır bir hanımefendinin adına Engelsiz Yaşam Merkezi oluşturdu. Bu özellikle bir yaşam merkezi. 8700 metrekarelik bir alanda yapılan bir yaşam merkezi. Amacımız yavrularımıza sahip çıkmak. Devletin desteğinin dışında hiçbir kuruş almadan belediye olarak diğer kısımlarını bizi subvanse etmek suretiyle 400 öğrenci kapasiteli yeni eğitime başladık. Şu anda 125 tane, benim en son açılışta aldığım rakamdı bu. Şimdi 60'tır. Açılıp tanıtıldıktan sonra bir öğrencimiz başladı. Eğitim alanlarıyla, hobi boyutuyla, atölye boyutuyla, fizyoterapi boyutuyla, psikolog, sosyolog desteğiyle, sportif alanlarıyla adeta olmazsa olmaz olan, günün koşullarına uygun bir Engelsiz Yaşam Merkezi hayata geçirmiş oldu. Sadece sosyal destekli projelerimiz onunla kalmıyor. Onlarcası var ama hafta sonunda onu hizmetimize sunduğumuz için şimdilik onu paylaşmış olalım yani. Kolay gelsin. Şöyle dönüyoruz. Şöyle Sayın Başkan. Evet. Hoş Merhaba. Geldiniz. Merhabalar. Evet. Kayseri yazarlarımızın yeri. Diyor. Onu demiyorum. Yayın onların ya, yeri nerede? Hemen şu onlar da bekliyorlar da. Onu diyor. Bunun konusu Kayseri'de geçiyor başkanım. Daha önce olduğum bilmem. Musal bir yayıncıyız biz. Evet. Burada arkadaşlar saatler bastılar. Evet. Sonra devam edelim. Canlı yayındayız şu anda. Tamam. Sonra devam edelim. Evet. Ellerinize dillerinize sağlık. Sağ olasınız Sertan. Şöyle, buyurun. Şöyle geçelim efendim. Ben bir biraz standlarda gezelim. Evet. Tabii yerel yazarlar da önemli dediğiniz gibi. Kolay gelsin. Bak, yavru kitapla tanışıyor. Öyle ya da böyle. Kitaba dokunsun, sonra okusun. Önemli. Önce dokunsun, sonra okusun inşallah büyüyünce. Evet. Şöyle geçelim. Hoş geldiniz. Hakikaten bayağı da ilgi çekti. Evet, evet. Kitap fuarında aynı gün bir tören düzenledi Sayın Başkan. Evet. Son derece önemli. Hatta geçen de orada tenis kortunda oynayan gençler evet, vardı. Tenis kortu var, çok amaçlı salonu var, yüzme havuzu var. Yani yok yok projemizde. Toplantı salonları var. Eğitici, öğretici, yetiştirici, destekleyici, özgün içerisinde. Nereden geçiyoruz? Ailelerin, tamam. Ailelerin bunaldığı ortamda elinden tutucu bir proje. Proje. Şimdi Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi burada, Kayseri Hafıza Merkezi. Şu onlara bir merhaba diyelim. Asıl sen hoş geldin arkadaş yani. Hoş geldik. Hoş geldin. Hemen işe koyuldum başkanım. Hüsrev Orna selam söyleyin. Aleykümselam. Ahmet hocam da buradaydı. Öyle mi? Arkadaşlar size zahmet. Evet. Şu anda canlı yayın sürüyor. Canlı yayın devam ediyor. Kayseri Şubesi. Evet, sağ olasın. Sonra vuralım. İyi akşamlar. İyi. Başkanım, yazıları bir okursan. Süleyman abi, ovalarımıza bina yapmak düşman işgaline evet, benzer. Süleyman abi yine formda. Yabancılara toprak satmak ikinci Filistin olmaktır diyor. Diyor da diyor. Diyor. Şey çok, mesaj çok. İnşallah canlı yayındayız. Şöyle dolaşalım. Sağ olasın. İyi akşamlar efendim. Şöyle geçelim, yavaşlayalım Sayın Başkan. Yaşın, burada da Kayseri yazarlar ve şairler. Evet, iyi akşamlar. Canlı yayındayız, yazarlarımız burada. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Sağ ol, sizler de hoş geldiniz. Başkanım çok sizi görelim. Ahmet Hocam, çok sağ evet. Çok sağ olun. Sağ ol, yüksel. Evet. Efendim bugün Tomarca'daydık. Maşallah. Evet. Evet. Muhtarlarımızı dinledik, oradaki talepleri tespit ettik, yaptıklarımızı paylaştık, muhabbet ettik, üniversitemizi ziyaret ettik oradaki. Evet. Memnun adamısın başkanım. Allah estağfurullah. Yetişmeye çalışıyoruz. Sizi görmek her şeyden önce çok mutlu etti beni. Çok fazla göremiyoruz. Herkes mutlu etti galiba. Sağ olasın hocam. Dördüncü kitap fuarımızla ilgili ben şunu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese fazla. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah. İyi yapabiliriz. Sağ olasın. Biz sizlere teşekkür ediyoruz.
destekleyeceğini de umuyor ve inanıyoruz. Sayın Başkanım, yavaş yavaş toparlıyoruz. Şuradaki arkadaş duyurdu ya. Tamam, oraya da bir merhaba diyelim. Sayın Başkanım, merhaba, diyelim. Merhaba hangisiydi, demek istiyor. Hangisiydi o arkadaşımız? Şu efendim. Evet. İyi akşamlar. Başkanım, hayırlı akşamlar. Rıfat Bey burada. Evet. Ooo, Rıfat'cığım. Rıfat Hocam'ın kitabını hediye edelim. Benim yazısım, bu da Eflatun Bey'in hayatı. İçinde isminiz sık sık geçiyor. Demirli'deki ziyaretiniz vesaire Eflatun Bey'le. Nihat abi gitti mi? Gitti. Pazar günü, Cuma pazar buradaydı. İmzaladı gitti. Evet. Size çok selam. Sağ olsun abi, sağ olun. Malum yetişmeye çalışıyoruz. Çok Rıfat'cığım. Bizi en iyi anlayacak olan sensin. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dizim. Sağ olasın. İyi akşamlar. Sayın Başkanım, yavaş yavaş isterseniz şuradan. Yazarlar burada. Tamam, toparlayalım. Tamam. Bekliyoruz evet, inşallah. Evet. Başkanım, arkadaş orada. Arkadaşlar. Biraz önce kaldım. Evet. Evet, oraya da bir merhaba diyelim. Şuraya da bir merhaba diyelim. Merhaba, geldik. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Hocam olarak. Evet, Sayın Başkanım, şöyle bir fuar turu yapıyoruz. Evet. Birazdan merkeze geçeceğiz. Eğitim. Kompensize, YKS, evet. LGS, HALES, DGS. Evet. Yayınlarımız bunlar. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olasınız. Sağ olun. Efendim, iyi akşamlar. Sayın Başkanım, burada toparlayalım isterseniz. Evet. Hafta sonuna kadar bu fuar devam edecek. Ne söylersiniz? Şimdi tabii Kayseri'mizi böyle bir kitap fuarıyla buluşturduğumuz için çok gerçekten keyif alıyoruz ve memnunuz. Bizim amacımız burada gençlerimizin okumasını, kitaplarla tanışmasını sağlamak. Hedefimize de ulaştığımıza ben inanıyorum. İnşallah ilk aldığımız rakamlar, demin de söyledim, bizim yüzümüzü güldürüyor. Hafta sonuna kadar bu rakamların önceki dönem rakamlarımızın üstüne çıkacağı kanaatimi buradan paylaşmak istiyorum. Bizi kırmayan ve Kayseri'mizi ziyaret eden yazarlarımız, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda benzeri çalışmaları daha da geliştirerek devam edeceğimize inanıyorum. Ya okuyan ol, ya okutan ol, ya da öğrenen ol, ya öğreten ol. Yani bir şey ol. Yani boş durma. Yine öğretimizde söylediği gibi, yaratan Rabbin adıyla oku. İşin özeti bu. İnşallah iyi bir noktadayız diye umuyoruz. Kitap kurtlarını buraya bekliyoruz. Ulaşım sorunu yok. Yok diyorsunuz. Evet. Semtlerden ücretsiz mi? Sağ olasın, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Tükrük sıçradı. Sizler de iyisiniz. Nasıl, memnun musunuz? Çok memnunuz, güzel. Sağ olasın. Sağ olasınız. Görüşmek sağ olasın. Üzere. İndirim, aman indirimi ihmal etmeyin. İndirim olmadan olmaz. Olmaz tabii. Kayseri'de indirim olmadan olmaz. Hadi sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Vatandaşlar gelsin diyorsunuz. Gençler, hoş geldiniz. Evet. Onlara da zaten gençler bayağı da ilgi bunu gösteriyorlar. Bunu da bir fırsata dönüştürüp hem edinim açısından ücretlerin indirilmesini, hem temin açısından hizmeti ayağa getirme anlayışı, evet. Öyle diyelim, şöyle açması, karıştırması, bakması, okuması bile bizleri keyiflendiriyor. Hoş geldiniz. Evet. Evliliği canlı tutmanın sırları o. Yeni bir çift. Evet. Evlendiniz mi, evleneceğiniz mi? Evlendik. Nikahı biz kıydık mı, kıymadık? Hocası da. Aa, iyi. Ben kıyamam da gençlere. Hadi. Bir kitapta bir hediye edelim. Hangisini istiyorsanız. Bunu. Bunu mu? Evet. Bunu hediye edelim ama bu yetmez gibi geliyor bana. O zaman bir tane aldım. Güzel de bir kitap seçmişler bu arada. Evet. Gençler şimdi kitaptan öğreniyor evliliği sırrını. O da enteresan. O da lazım. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar tekrar. İyi akşamlar sevgili gençler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Halil Hoca. Allah rahmet eylesin. Halil İnalcık Hocam. Müthiş bir hocaydı. Ya gerçek tarihi yazan, imparatorluktan cumhuriyete diyor. Şundan bir tane alalım ya. Tabii ki. Alalım 4-5 tane başkan. Alalım. Hediye ederiz. Hediye ederiz yani. İmparatorluktan Cumhuriyeti. Parasını da verelim inşallah. 5 tane al, 100 lira ver yeter diyor. Öyle mi dedin sen? 5 tane 100 lira. Başkanım, ben de Kayseriliyim işte. Adam işe girmiş. Canlı yayındayız ama. Bir fabrikaya işçi olarak, sonra demiş ki arkadaşı, ya sen o fabrikayı ele geçiremedin mi? Ya geçireceğim de, sahibi de Kayseriliymiş dedi. Onun gibi bu kız da Kayseriliymiş.
Ama indirim olmadan biz de %20 indirim yapıyoruz tabii ki. Uykularımız kaçar. Nasıl edeceğiz? Ben size güzel bir şey yapacağım şimdi. Şimdi söyle bakayım. Bir bakayım fiyatı neydi? 175 ediyor. 35. Şimdi ben %20 indirim yaptığım zaman 28 liraya geliyor adede. Evet. Size sen çok zor hesaplıyorsun. Size 25 bak yapayım. 5 tanesi 175 eder, %20'si 35 eder, 140 liraya senin hesaptan. Benim hesaptan da 100 liraydı. 120 liraya hayırlı olsun denir. Hayırlı olsun. Biz de ara bulma ama ne istiyorsa onu verelim. Tamam. 5 tane. Aldık efendim. Tamam. Gaye muhabbet olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alırken mi demiş, satarken mi demiş. İlber Hoca gelemedi bu sene. Gelemedim abi. Evet, hadi bakalım. Yaz iyi pazarlık ettin Sayın Başkan. Pazarlığı fena yok ya, o bizi kandırdı gibi geliyor ama. Öyle mi? Kitap alan kanmaz ya. Kanmaz diyorsunuz. İyi akşamlar gençler. Mesela şu gençlere bir tane hediye edelim. Hemen. Ha? Ali Nilacım, iyi akşamlar. Evet. Kitap alan kanar mı ya? Kazanır. Bir dakika, ne alacağız, ne alacağız? Tarih. Hangisi? Tarih biz hediye edelim diyeceğim ama size de alalım buradan. Hangisini? Hangisi? Var mı kafanızda bir kitap? Yani Kurtuluş Savaşı dönemini düşündük, Mehmet Reşat'ı düşündük. Şunu mu? Bu evet. Bizden hediye, öbürünü de sen düşün. Salih Bey. Ben hallediyorum efendim. Şunu hediye ediyoruz. Öbürlerini de sen alıyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar. Güzel bir hediye oldu. Evet. Önemli olan okusun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Tabii o gençlik merkezinin köylere yaptığı destek de son derece önemli. Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezinin. Tabii çocukla ki. Çocukla kitap şeyi topluyorlar. Köylerimize, çocuklarımıza kitap imkanını sağlamak amacıyla. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olasınız. Evet. Her sağ olasınız. Sizler de hoş geldiniz. Her şeyi bir fırsata çevirip hizmete dönüştürme. Çocuklarımızın okumasını, o imkanların sağlanmasını adeta önemsiyoruz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar evet. Evet. Burada da güzel kitaplar var. Evet. Merhaba. Hoş geldin. Ne aldın bu kızımıza? Başka ne alacaktı? Var mıydı böyle aklından geçen bir şey? Vallahi okuduklarını alıyoruz başkanım. Yani. Okuduklarını alıyoruz. Muhammed Salah. Futbolu seviyor yani. Bir de şunu hediye edelim ya. Değil mi? Çok tamam, teşekkür ederim. Bunu da başta sen oku, sonra bunlar okusun. Ben... Ödeyelim. Ben onun şeyini alayım. Orada var, orada var. Başkanım zahmet etmeseydiniz. Yani. Yok ya, ne zahmet hocam. Niye zahmet olun? Merhaba, ne haber gençler? Teşekkürler başkanım. Canım benim. Şöyle bir bak bakalım hadi. Haydi annesi çekiyor fotoğrafımızı. Hadi Allah ömür versin. Herhalde bu akşamın en küçük okuyucusu. Galiba o. Evet, en küçük okuyucusu. Buna ne hediye edelim? Evet, hadi bakalım. Teşekkürler. Şunu verelim. Sen oku, tamam. O dinlesin. Tamam. Sonra da kendi büyüyünce o okusun. Hediye istiyor. Evet gençler. Merhaba. Hoş geldin. Gel canım benim. Evet. Güzel de kitap hediyeleri de alıyorlar. Evet. Şöyle beyaz masada bitirelim isterseniz. İyi akşamlar. Olur. Nasıl arz ediyorsunuz? Şöyle beyaz masada gençlerle evet. De. Evet. Bayağı da ilginç istekler geliyor. Ne yapalım bir genç beyaz masada ne kadar kitap toplamışlar? Bir görelim bakalım. Hemen yanında gelin. Kolay gelsin. İyi akşamlar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet. Efendim iyi akşamlar. Sayın Başkan. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet. Turan Hoca'nınki de buradaymış, Turan Koç. Ne güzel şeyler. Evet. Şöyle gençlik meclisi, bakalım. Evet. Gençler hoş geldiniz. Epey kitap toplayabildik mi? Burası doldu. Evet. Şimdi burası dolmuş. Bura dolmuş. Evet. Şunlar yeni geldi herhalde. Aynen. Evet. Az önce bahsettiğimiz proje gençlik meclisimize kitap alıp hediye edenler getiriyor, burada bırakıyor. Biz de bunları köylerdeki yavrularımıza veyahut evlerinden de getiriyorlar. Evlerinden de getiriyorlar. Tabii ki katkı sağlamak amacıyla böyle güzel bir çalışma.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Meclisi'ne yakışır bir proje. Ne güzel. Ne kadar güzel. Ellerinize sağlık yavrum. Beyaz masaya geçelim Sayın Başkan. Ne bitiyor? Bunlar size inşallah fuar bittikten sonra raporlayacağız size. Allah Allah. Tek tek size mesajları, istekleri, evet, dilekleri varsa onları yazdılar. Bu anlamlı ve önemli. Fuar sonunda raporlayacağız size. İyi hadi bakalım inşallah. Ellerinize sağlık. Aytül neler oluyor neler görüyorsun yani? Başkanım çok da güzel mesajlar var. Var, var mı? Ne demiş mesela? Sayın Başkanım 7/24 kütüphane demiş. Ulaşım ve eğitim masrafları hakkında çözüm yolu bekliyoruz. Teşekkürler demiş. Mesajlar evet geliyor yani. Devam ediyor yani. Şöyle şurada bitirelim. Efendim burada da oturun isterseniz buyurun oturalım efendim. Şöyle mi? Sen oraya ben buraya. Şöyle geçelim. Evet. Kolay gelsin. Gençler burada ne oluyor ne bitiyor diye soruyorlar. Bir anlatırsanız. Evet. Anlatalım başkanım. Sayın başkanım. Buyurun. Sayın başkanım önce hoş geldiniz. Geçici olarak çıkart bakalım. Evet. Şehir belediyesi olarak Beyaz Masa ve Ali Güzel Büyük Çağrı Merkezi vatandaşlarımızın burada kitap fuarı boyunca herhangi bir şikayeti, talebi, belediyemizden talepleri doğrultusunda kayıtlarımızı alıyoruz. Ayrıca 153 Çağrı Merkezi olarak 7/24 Kayseri'de hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Burada da vatandaşlarımıza her gün iç içeyiz. Tekrar teşekkür ederiz. Evet. Murat Bey şöyle baktım da gastronomiyi bile burada özetlemiş Salih Bey maşallah. Pastırması var. Sucuklu yumurtası var. Efendim şebit var. Mantı var. Efendim burada hepsini tutalım. Sarması var. Gile borusu var. Gile boru deyip gelip önemli. Geçme. Bu sene bayağı fiyatı da artmış talep artınca. Bünyan mı Akkışla mı yalnız efendim? Bünyan, Akkışla, Melik Gazi, Develi, Gesi. Yani her biri kendi içinde bir değer. Ama Hisarcık sonuçta hepsi nedir? Gile boru. Gile borunu tanımaz. Gile boru. Bayağı dönem veriyorsunuz gastronomi. Şöyle bir doktor gözüyle takdir edersiniz. Sağlık açısından önemli. Hiçbir katkı maddesi yok. Cenab-ı Allah bitirmiş, yetirmiş. Siz topluyorsunuz, suyun içerisine koyuyorsunuz. Bir ay bidonda bekliyor. İstiyorsanız ara sıra suyunu değiştirebilirsiniz. Hiçbir katkı maddesi yok. Sonra olgunlaşmış olan o meyveyi sıkıyorsunuz. Kirazın küçüğü, kirazın çekirdeği büyüklüğünde. Ondan sonra da suyun içiyorsunuz. Böbreği çalıştırır. Karaciğeri temizler. Hatta bilimsel olarak bu yönde de çalışmalar yapılmış. Alzheimer'a engel olduğu ya da yavaşlattığı süreci hızlandırmadığı yönünde ifadeler var. Parkinson'a desteğinden söz ediliyor. Yani hakikaten önemli bir içecek yani Kayserimizin yöresine özgü. Evet bir bünyan akışla rekabeti de var. Bize hangisi getirirse biz onu içeriz. O da gileboru, o da gileboru. Sayın Başkanım. Ama bu ara getirmiyorlar şikayetçiyiz. Öyle mi? He. Bitireceğiz ama bir Erciyes'le ilgili de geçen yatırımları incelediniz orada. Şimdi Erciyes kayak merkezi. Evet. Erciyes'i anınca Haseki Başkan'ı anmadan geçemeyiz. Kulakları çınlasın, ellerine sağlık diyoruz. Erciyes'in karı, Kayserimizin karı olmaya başladı. 100 milyon euro, 150 milyon euro civarında her sene değişiyor. Adeta bir kazanım sağlıyor ekonomiye de şehrimize de. Böyle bir değer. 18'de 19 oldu mekanik tesis. Bir tane daha yaptık. 32 tane pist, 102 kilometrede pist uzunluğu. Otel sayısı da arttı. 4 tane otel bu sene eklendi. Evet. Yatak sayısı onlar da paylaşıyorlar kendi şeylerini. Aynı zamanda biz oraya yüksek irtifa merkezini hayata geçirdik. Gerek bireysel gerekse toplu sporlarda özellikle futbolda 8 tane saha ikisini yaptık başladı. 6 tane daha yapıyoruz. Yüzme havuzu, spor salonu, jimnastik, atletizm imkanları. Zaten Cenab-ı Allah'ın da her tarafa yürü. Değişik etkinliklere ev sahipliği. Uluslararası yarışmalara da yine ev sahipliği yapacak projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Yerinde çalışmalar izledik. Yeni yeme içme mekanları ve alışveriş imkanları sağlayacak ortamları ve yeni yapılan otelleri devam eden onları yerinde inceledik. Gelişmeler çok güzel. Uluslararası standartta bir kayak merkezinden söz ediyoruz. Önemli bu. Onu da buradan vurgulamak istiyorum.
Hatta şu kadarını söyleyeyim. Biliyorsunuz ağzımızı açtığımız zaman Rusya, Polonya, Çekya, Ukrayna, Belarus. Özellikle Orta Avrupa'daki bu 5 ülke ağırlıklı olmak üzere charter sefeleriyle kayak merkezimize turistler geliyor. Burada kayan, kayak merkezimizi tanıyan geçenki Prag gezimizde Çekyalı dostlarla tanıştık. Aa, evet. Çok ve önemli. Tekrar geleceklerini de ifade ettiler. Biz de tabii onu fırsat bildik, orada reklamımızı yaptık. Son olarak Sayın Başkan, hafta sonuna kadar bu fuar sürecek. Evet, hafta fuarı. Sonuna kadar sürecek. Bizde etkinlik bitmez. O biter, bir başka etkinlik başlar. Amacımız şehrimizde, hani diyorlar ya bazen, ya her yer güzel, her şey güzel de sosyal yönden, kültürel yönden eksiklikler var şeklinde bazı yaptığımız etkinlikleri takip edemeyen dostlar çiğ mesela hemen oluyor. Biri bitiyor, biri başlıyor dedik. Oradan reklam yapıyor. Neymiş ama reklamı da yapılacak bir reklam. Şiir dinletisi. Ustalarla Sezai Karakoç anısı. Bir şey unuttuk. Anısını da düzenliyorsun Sezai Karakoç. O şiir dinletisini ama bu kitap fuarını da diriliş neslini yetiştiren diriliş şair, yazar ve gerçekten gönül adamı Sezai Karakoç'a rahmet dileyerek onun anısına bu kitap fuarını düzenlemiş idik. Burada ustalarla Sezai Karakoç anısına Profesör Doktor Ziya Avşar, Profesör Doktor Nurullah Genç, Profesör Doktor Alaaddin Karaca, Yardımcı Doçent Doktor Ömer Demirbağ, Doktor Celal Fedai, Hayati İnanç, Muhsin İlyas Subaşı, Mustafa İba Korkmazların jüriliğinde evet yapılacak olan 19 Aralık 2021 saat 19, unutulmasın ha, 19 Aralık saat 19. Kadir Has, Allah rahmet eylesin, yine bir hayırsever öncü büyüğümüz Kadir Has'ın ismini taşıyan kültür ve sanat merkezimizde tüm şiir dostlarını bekliyoruz. Biz de diyoruz ya, etkinlik bitmez. Hemen bir tane geldi. Bunu da hemen reklamıyorum. İnşallah Kayseri'mizi her türlü zenginliklerle buluşturan bir şehir. Turizm odaklı, kültürel odaklı, sportif odaklı, eğitim odaklı, kültür turizminin yanında tasavvuf boyutuyla gençlerimize yönelik, tasavvuf dostlarına yönelik çalışmalarımız ile, yani bir Seyyid-i Burhanettin şehrine, bir Hunat Hatun şehrine, bir Gevher Nesibe Sultan şehrine, bir efendim Ahi Evran şehrine, Davud el Kayseri şehrine, en önemlisi Mimar Sinan'ın şehrine yakışır bir şekilde. Millet Bahçemiz harıl harıl çalışmalar bugün devam ediyor. Oradaydınız. Evet, orada da çalışmalar devam ediyor. Seneye inşallah yaza doğru tamamlanmış olur ve hayata geçmiş olur. Orada da adeta ne istersen var mantığında her türlü etkinliğe fırsat verecek çalışma. Kayseri bir kolay yaşanılan şehir, konforlu bir şehir, genç dostu bir şehir, düşenin dostu şehir, hayırseverler şehri bir Kayseri olarak anılması için çaba gösteriyoruz. Özet, büyük şehirlerin konforu var, büyük şehirlerin sıkıntısı yok. Dördüncü büyük organizemizin çalışmaları devam ediyor. Sera organizemizin çalışmaları devam ediyor. Mevcut organizelerimiz %90 üzerinde kapasitesiyle dolmuş durumda. Bunu buradan paylaşıyoruz. 4 milyar dolara yaklaşan ihracat rakamlarını paylaşıyoruz. Hayırsever sanayici dostlarımıza, iş adamlarımıza özellikle dua ediyor, minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğretisi ve tavsiyesi doğrusunda yatırım, istihdam, üretim, ihracat olmazsa olmazımız olacak diyoruz. Ulaştırma Bakanımızdan lojistik merkezimizi de unutmamasını bekliyoruz. Belki o yarın beni arar. İnşallah. Olur ya, bir mesaj verir bana. Beni seviyor çünkü. Sayın Bakan. Biz de onu çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz Bakan. Ben teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Herkes bu ara bekliyor. Bugünün kârı lojistik merkez oldu ha. İnşallah. Olacak yani inşallah. O da evet. Kitap fuarı hafta sonu kadar devam edecek. Herkesi burada bekliyoruz. Söz yeniden merkezde spor haberleriyle. Haber odası. Ekibe teşekkür bitirelim. Ediyoruz. Sağ olun. Thank you.